Herkese selam ben Tunağan bu videoda sizlerle beraber geçtiğimiz günlerde kutu açılışını yapmış olduğumuz Hello Watch 3 Plus modelinin detaylı incelemesini yapıyoruz. Bu video içerisinde Keyfit mobil uygulama bağlantısını, bildirim testlerini ve uygulamaların çeşitli özelliklerini test edeceğiz. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız daha fazla uzatmadan saatin detaylarına geçelim. İlk olarak Hello Watch 3 Plus'ı KeyFit Mobile uygulamasına giriş yaparak cihaz kısmından da cihaz ekle diyerek bağlamam gerekiyor. Eğer ki telefonun Bluetooth ayarları üzerinden saatinizi bağlarsanız burada bağlantı seçeneğini göremezsiniz. Üzerine bir kere basarak bağlantı işlemini gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi gelen çağrı bildirimler kısmı da açık olarak geliyor. Çünkü dediğim gibi bildirim izinlerine izin verdim. Akıllı hatırlatıcı sayesinde burada hareketsizlik hatırlatma ya da su içme hatırlatıcısını kurabiliyorsunuz. Saat başı sizlere hatırlatmalar yapıyor. Ya da buradan görmüş olduğunuz gibi saatiniz içerisine alarm kurabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman yine hızlı kişiler kısmından rehberinizdeki 500 kişiyi saatin rehberini senkronize edebilirsiniz. Ben rehber eşitlemesi olmadan gelen aramalarda kişiyi numarayla mı gösteriyor ismiyle mi gösteriyor bunu test etmek için rehber eşitlemesi yapmıyorum. Albüm kısmı bulunuyor. Fotoğraf seç dedikten sonra saatin içerisinde bulunan galeriye fotoğraf ekleme işlemi yapabilirsiniz. Yerel müzik kısmı bulunuyor. Yerel müziğe mp3 dosyalarını atıp saat üzerindeki yerel müzikten dinleyebilirsiniz. E-kitap kısmı bulunuyor. E-kitap ekle diyerek internetten indirmiş olduğunuz txt dosyalarını saatiniz içerisinde okuyabiliyorsunuz. E PDF dosyalarını saat açmıyor. PDF dosyalarınızı txt'ye çevirerek buradan yine yükleme işlemi yapabilirsiniz. Ve saat içerisindeki e-kitap kısmında görüntüleyebilirsiniz. Kayıt kısmı bulunuyor. Saat içerisindeki ses kaydetme uygulamasında kayıt edilen bir veriyi buradan girip dinleyebiliyorsunuz. Devam ettiğimizde rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda saatin üzerinden bildirim alamıyorsunuz. Cihaz bul seçeneği bulunuyor. Fotoğraf çekmek için saatinizi deklanşör olarak kullanabiliyorsunuz. Saat içerisinde navigasyon uygulaması bulunuyor. Konum izinlerine izin verdiğinizde kendi konumunuzu girip gitmek istediğiniz konumu girip buradan git diyerek e direkt olarak saatin ekranındaki yönergeleri takip edebiliyorsunuz. Özellikle de motor kullanıcıları için güzel bir artı olmuş bu. Hava durumu uygulaması bulunuyor ve hava durumu uygulamasında görmüş olduğunuz gibi isterseniz Celsius, isterseniz de Fahrenheit olarak ayarlayabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman yine birim sıcaklıklarını ve saatlik dilimleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha kısmında ise buradan kart vizit oluşturabilirsiniz. Cihazı yeniden başlatabilirsiniz ya da fabrika ayarlarına geri dönüş yapabiliyorsunuz. Aramak kısmı bulunuyor. Aramak kısmı saat içerisinde bulunan tüm kadranları düzenleyebileceğiniz kısım. Ayrıca yine özel kadranlarda oluşturabiliyorsunuz. Burada sunulan tüm kadranlar ücretsiz bir şekilde bulunuyor mobil uygulama içerisinde. Beğendiğiniz herhangi bir kadranı buradan düzenlemek diyerek de fotoğrafınızı düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca ön belleğinde yüklü gelen kadranları buradan çarpı simgesiyle kaldırıp yerine yenilerini koyabiliyorsunuz. Bu şekilde düzenleme imkanı bulunuyor. Buradaki temalı kadranı da bu şekilde isterseniz yükleyebilirsiniz. Örneğin ben buradan bu kadran yerine direkt olarak o saat yüzünü eklemek istiyorum devam ettim, düzenlemek dedim ve burada görmüş olduğunuz gibi yükleme işlemi gerçekleşiyor. Yükleme işlemi yaptıktan sonra ise kadranımı görüntüleyebileceğim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kadran marketinden beğendiğim bir kadranı rahatlıkla ekranıma oluşturabiliyorum. Duvar kağıdı kısmında görmüş olduğunuz gibi direkt olarak galerinizden bir fotoğrafı burayı düzenleyerek oluşturabiliyorsunuz. Ben mi kısmı bulunuyor. Ben mi kısmı sizin profil ayarlarınızın olduğu kısım. Burayı eğer ki profil oluşturup girdiyseniz düzenleyebilirsiniz. Sağlık kısmı ise saatin ölçtüğü verilerin analizlerini kontrol edebileceğiniz kısım. Yani kalp atışınızı, tansiyon ölçeri e, ölçtüğü zaman buradan kullanabiliyorsunuz. Bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamalarını kullanmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Keyfit kullanımı basit ve bağlantısı o kadar kolay olan bir mobil uygulamaydı. Şimdi gelin hep birlikte saatin içerisindeki uygulamalara bir göz atalım. Hello Watch 3 Plus'ta yukarıdan aşağı indirdiğinizde bildirim çekmecesine erişebilirsiniz. Soldan sağa çektiğinizde bölünmüş ekranı görebilirsiniz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise uygulamaların kısa yollarını görüntüleyebiliyorsunuz. Sağdan sola çekerek ise bu şekilde uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Mobil uygulama bağlantısını yaptığımız için burada hava durumunu görebiliyorsunuz. Saatin denetim merkezi için yan tarafındaki ikinci tuşa bir kere basarak denetim merkezini açabilirsiniz. Buradan çeşitli ayarları da yine düzenlemek diyerek de ekleme ve çıkartma işlemi yapabiliyorsunuz. Kram tekerine bir kere basarak menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Menü stilini değiştirmek için buradaki simgeye bir kere basmanız yeterli. Menü stilini de bu şekilde değiştirmiş oluyorsunuz. Spor dalları uygulaması var. Spor uygulamalarını buradan açabiliyorsunuz. Spor rekoru kısmından ölçülen verilerin analizlerini kontrol edebilirsiniz. Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı gibi çeşitli sağlık uygulamaları var. Bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamaları kullanmıyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Adım sayar uygulaması bulunuyor. Adım sayar uygulamasına giriş yaptığınız zaman yine çeşitli analizleri görüntüleyebilirsiniz. Saat içerisinde pusula uygulaması bulunuyor. Ayrıca bu pusula uygulaması iki farklı ekrandan oluşuyor. Yine bu şekilde kullanım imkanı tanımışlar. Uyku uygulaması bulunuyor. Hava durumu uygulaması var. Saat içerisinde uzatılmış takvimi görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, burada bir müzik uygulaması var. Müzik uygulaması sayesinde isterseniz telefonunuzdan e, yerel müzik uygulamasına dosya yükleyerek de saatinizi kullanabilirsiniz. Ya da telefonunuzda çalan müziği yönlendirebilirsiniz. Ya da isterseniz saatinize Bluetooth kulaklık bağlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Hello Watch serilerinde Bluetooth kulaklık bağlama özelliği getirilmişti. Ayrıca yine yerel müzik uygulaması da bu saat ile beraber gelmişti. Fotoğraf albümü kısmı bulunuyor. Yine mobil uygulaması üzerinden yüklemiş olduğunuz JPEG dosyalarını galeride görüntüleyebiliyorsunuz. Saat içerisinden bu şekilde ses kaydı alabilirsiniz. Aldığınız ses kaydını şu anda kaydediyor. Durdurmak istediğinizde şuradaki 3. listeye basarak ses kaydını görüntüleyebilirsiniz. Şu anda kaydı gerçekleştirmedi çünkü çok kısa bir ses kaydı aldım. Şöyle 5-6 saniyelik bir ses kaydımız alsın. Sonrasında ise durduralım. Ee, tekrar uygulamadan çıkış yapıp ses kaydına girdiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi 6 saniyelik bir ses kaydının aldığını görebiliyorsunuz. Bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman durum uygulaması bulunuyor. Durum uygulamasında konumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi benim konumumu gösteriyor. Geri geldiğimiz zaman o seçti kısmından numarik tuşlar sayesinde arama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıtları arayın kısmında gelen giden çağrıyı cevapsız çağrıyı görüntüleyebilirsiniz. İletişim kısmına rehber işlemesi yaptığınızda kişiler ekleniyor ve direkt olarak buradan arama işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki de bunlar için direkt olarak telefonunuza watch call bağlantısı yapmanız gerekiyor. Sesli asistanınızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki sesli asistanı çalıştırıyor. Saati deklanşör olarak kullanabilmek için bir kamera uygulaması var. Nefes egzersizi yapabileceğiniz nefes almak egzersizi. Saat içerisinden alarm kurabilirsiniz. Kronometre tutabilirsiniz. Kadın kullanıcılar için bir uygulama bulunuyor. Hesap makinesi sayesinde 4 işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Saat içerisinden zamanlayıcı oluşturabilirsiniz. Bilek ekranını kaldırın uygulaması sayesinde bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını sağlayabilirsiniz. Cihazınızı bulmak için bir uygulama bulunuyor. Parlak ekran süresini burada her zaman açık olarak da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 5 ile 60 saniye arasında da bir zaman belirleyebilirsiniz. Kartvizit oluşturduğunuzda Kartvizit uygulaması sayesinde QR kodunuza erişebilirsiniz. Saat dilimi uygulaması sayesinde dünya saatlerini buradan görüntüleyebilirsiniz. İleti uygulaması sayesinde gelen iletilerinizi buradan da kontrol edebilirsiniz. WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram gibi çeşitli sosyal medya uygulamaları var. Sadece gelen bildirimleri kategorize ediyor. Herhangi bir şekilde ana sayfada dolaşım işlemi yapamazsınız. İçerisinde çeşitli oyunlar var. Buradan oynayarak zaman geçirebilirsiniz ya da mobil uygulaması üzerinden indirmiş olduğunuz TXT dosyasını e-kitap uygulamasından açabilirsiniz. Ya da buradan yine fotoğraf albümü kısmından JPEG dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ses kaydetme özelliğini de yine buradan aktif edebiliyorsunuz. Saatin ayarlar kısmına devam ettiğimiz zaman bilgilendirmek kısmından gelen iletilerinizin bildirimlerini görmek istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Burada okumadığınızda bir kırmızı nokta beliriyor. Genel kısmından isterseniz burada sistem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz, dil ayarlarını yapabilirsiniz, tarih ve zamanı mobil uygulamaya bağlantısını yapmadan da görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz. QR kod sayesinde mobil uygulamaya erişebilirsiniz. Başucu saat modu bulunuyor. Manyetik şarj kablosuna şarja taktığınızda saat görselini ekranda görebilirsiniz. Saatinizi sıfırlayabilirsiniz, tekrar başlatabilir ya da bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda saatinize bildirim düşmez. Ekran ve parlaklık ayarını buradan kontrol edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ben yarı seviyede tutuyorum. Bileğinizi çevirdiğinizde ekranın uyanmasını istiyorsanız bu ayarı aktif edebilirsiniz. Saat kapalı ekran kısmından always on display ayarını ayarlayabilirsiniz. Açtığınız durumlarda güç tüketimini etkileyecektir. Bunun uyarısını zaten sizlere gösteriyor. Parlak ekran süresi var. Az önce de göstermiştim. 5 saniye ile 60 saniye arasında belirleyebilirsiniz. Ya da her zaman açık tutabilirsiniz. Bu şekilde de yine batarya tüketimini oldukça fazla etkileyecektir. Gece parlaklık modu var. Açtığınız zaman belirtiş olduğunuz saatler arasında parlaklığı en kısık seviyeye getiriyor. Geri geldiğimiz zaman yine burada görmüş olduğunuz gibi uygulama görünümü var. Menü stilini değiştirebilirsiniz. Eylem düğmesi yani sol taraftaki tuşa görev atamasını yine bu şekilde yapabilirsiniz. Ses ve dokunma kısmı bulunuyor. Bu şekilde sessiz moda, e, medya kontrol ayarına ayrıca burada dokunma Geri bildirimlerini açabiliyorsunuz. Medyotonu kontrolünü açık tuttuğunuz zamanlarda gelen çağrılarda ve oynatılan videolarda ses saatten gelir. Bunu kapalı tuttuğunuzda müzik uygulamasını e, telefon için kullanabiliyorsunuz fakat sesi telefondan saate aktarmıyor. Direkt olarak uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunu birazdan göstereceğim zaten. Saat içerisinde şifre koyabilirsiniz. Ayrıca burada e, acil aramaları direkt olarak belirleyebiliyorsunuz. Pil uygulaması bulunuyor. Saatin pil durumunu buradan görüntüleyebilirsiniz. Uyku modunu açabilirsiniz. Spor dalları kısmından yine spor modlarını otomatik olarak algılamasını istiyorsanız açabilirsiniz. Burada açmış olduğunuz her ayar saatin güç tüketimini oldukça fazla etkiliyor. Kalp atış hızını da bu şekilde kapatabilirsiniz. Fitness kaydı uygulaması sayesinde de yine hatırlatmaları kapatıp saatinizi daha uzun bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Saat içerisindeki uygulamalar genel anlamda bu şekildeydi. Özellikle bu seri ile beraber saatin bu yazı fontlarında bir değişiklik var. Ayrıca ekranda da renk parlaklığı ve canlılığı bir o kadar geliştirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi Always On Display'i de bu şekilde isterseniz de Akrep Yelkovan'dan oluşan görüntüyü kullanabilirsiniz. Şimdi gelin birkaç tane bildirim testi yapalım. Sonrasında ise müzik uygulamasını test edelim. E, detaylı bir şekilde de TXT dosyalarını aktardıktan sonra sizlere gösterip fikirlerimi anlatmaya çalışayım. Şu anda Always On Display ekranındayız ve WhatsApp'tan gelecek olan bir bildirimi test edeceğiz. Rehber işitlemesini yapmadım. Gelen aramalarda ve gelen bildirimlerde kişiyi ismiyle mi gösteriyor bunu test edeceğim. Always on display ekranındayken bildirim geldiğinde ekran otomatik olarak uyanıyor, titreşimi de bir o kadar kuvvetli. Görmüş olduğunuz gibi bildirim çekmecesi yukarıdan aşağı düştü ve bildirimi bize gösterdi. Bildirimi okumadığınız durumlarda ise burada görmüş olduğunuz gibi bildirim hatırlatıcı noktasını görebiliyorsunuz. Kırmızı olarak burada beliriyor. Bildirimi okuduktan sonra ise bu şekilde kayboluyor. Devam ettiğimiz zaman yine bildirim içeriğinin toplamda 6 satırını okuyabiliyorsunuz. Bu şekilde de kullanım imkanı tanıyor sizlere bildirimi de bu şekilde kaydırarak temizleyebilirsiniz. Gelen aramalarda ise R.P. eşitlemesi olmamasına rağmen kişiyi direkt olarak ismiyle gösterebiliyor ve bu şekilde hem güçlü bir titreşim hem de bildirim sesiyle uyanabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi kişinin adı burada. İsterseniz çağrıyı reddedebilirsiniz, isterseniz de buradan çağrıyı cevaplayıp konuşabilirsiniz. Bu şekilde çağrı yönlendirmesini de yapabiliyorsunuz. İlk olarak telefona yönlendiriyor, sonrasında ise tekrar saate çekebiliyor. Bu şekilde de kullanım imkanı tanıyor sizlere. Saate çektiğinizde ise saatin mikrofonunu buradan direkt olarak susturabilirsiniz. Buradan da çağrı ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Teker tuşuyla ses yüksekliği ayarlama imkanı bulunuyor. Çağrıyı da bu şekilde kapatıp e, direkt olarak kullanıma devam edebilirsiniz. Sessiz bir ortamdayken çağrı görüşmeleri anlaşılır ve net şekilde kullanılabiliyor. Fakat e, ortam sesi yükseldikçe çağrı görüşmeleri bir o kadar kalitesizleşiyor. E, bu tarz saatlerin hepsinde bu özellik bu şekilde çalışıyor. Şu anda saatin müzik uygulaması üzerinden saatim üzerinde çalan müziği yönlendiriyorum. Kran tekeriyle bu şekilde ses yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir sonraki şarkıya ya da bir önceki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de durdurabiliyorsunuz. Telefon tuşuna basarak yerel müziğe de geçebilirsiniz. Ee, az önce size göstermiş olduğum gibi ayarlar kısmına giriş yapıyorum. Burada ses ve dokunma kısmından medya tonu kontrolünü kapatıyorum. Ee, direkt olarak yine müzik uygulamasına giriş yapacağım. Müzik uygulamasına da medya kontrolünü kapatarak giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi buradan müziği başlatıp durdurabiliyorsunuz. Sesi saatime yönlendirmiyor. İsterseniz buradan e, yine müzik geçişlerini yapabilirsiniz. Ses yüksekliğini de yine telefonunuz için buradan ayarlayabilirsiniz. Ee, şu anda sesin tamamı telefonumdan geliyor. Bunu da size şu şekilde gösterebilirim. Saatin burada hoparlörü var. Mikrofon zaten yakamda ama ses telefondan geliyor. Videoyu kapatmadan önce sizlere direkt olarak göstereyim ve videoyu öyle kapatayım. E-kitaba giriş yaptınız. E-kitap ekle dediniz. E Yine E-kitap ekle diyerek internetten indirmiş olduğunuz TXT dosyalarını buradan seçebiliyorsunuz burada ilk olarak uygulamaya eşitliyor sonrasında ise buradan seçerek tamam diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi indirmiş olduğunuz txt dosyasını saatimin içine yüklemiş oluyor telefonu bırakıyorum direkt olarak saatimin e kitap özelliğine giriş yapmak istiyorum yüklemiş olduğumuz txt dosyasını uygulama merkezine giriş yapıp e kitap uygulamasına giriş yaptığımızda görebiliyoruz ekranın alt kısmı bir sonraki sayfaya geçiyorken üst kısmı bir önceki sayfaya geçiyor Dediğim gibi TXT dosyası yüklemek zorundasınız. PDF dosyalarını çalıştırmıyor ve yine Word, Excel gibi çeşitli uygulamaların sayfalarını bu saat üzerinde açamazsınız. Sadece TXT olarak açabilirsiniz. Hello Watch 3 Plus genel anlamda bu şekildeydi. Saati elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. E aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Daha güzel modellerin incelemeleri yakında YouTube kanalımda olacak. Hello Watch 3 Plus modeli de bence özellik olarak en donanımlı saat modellerinden bir tanesi. E beğeniyorum fakat ekran konusunda biraz daha gelişmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Hem de animasyon tarafında. Ama kasa tasarımı olarak, kasa rengi olarak yine saatin güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.